above. Videomuza geçmeden önce YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olabilir. Abone ol butonunun hemen yanındaki bildirim zilini aktif ederek yeni gelecek olan videolardan veya canlı yayınlarından haberdar olabilirsin. Çünkü burada seni bekleyen çok fazla yenilik var. Hey! YouTube ben Ersin Çakı Minecraft'ta yeni bir videoyla yeni bir komut video videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar telefon veya tabletlerinizden 1.2 beta sürümünden bu mapin indirme linkini vereceğim sizlerde uygulayabileceksiniz tabii ki mapi sadece 1.2 kullanıcıları uygulayabilecek onu söyleyelim arkadaşlar eğer 1.2 kullanmıyorsanız komut bloklarının kodlarını da açıklamalarda vereceğim Sizler de oradan kopyalayıp oynayabileceksiniz kullanabileceksiniz arkadaşlar evet burada Androjan Realms isimli bir tane kardeşimiz de oyuna katılmış bir bir tane bakalım komut bloğunun üstüne çıkacak mı çıktı görüyorsunuz arkadaşlar komut bloğumuzda bu şekilde kaydırak yapabileceğiz hatta bunun ne işe yaradığını yani farmlarınızda da kullanabilirsiniz hangi amaçla kullanmak istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz hatta ben de şöyle kendim de kayayım görüyorsunuz arkadaşlar enteresan bir şekilde komut bloğuyla bunu yapabileceğiz sağlayabileceğiz şimdi nasıl olduğuna bakmak için arkadaşlar komut bloğunun sistemini hemen sizlere göstermek istiyorum şu şekilde F5 görünümünden çıkayım tamam her neyse arkadaşlar Birinci komut bloğunun içerisinde görmüş olduğunuz gibi bu kodlar yazıyor. Dilerseniz bu ekranı durdurabilirsiniz. Buradaki kodları görebilirsiniz arkadaşlar kendinizde ve görerek de yazabilirsiniz. Ama açıklamalar kısmında bu kodları paylaşacağım merak etmeyin. Komut bloğunun içerisinde bunlar yazıyor. Komut bloğu türünü yinele olarak değiştirin. Redstone gereksinimini her zaman redstone gerekiyor olarak ayarlayın. Burada görmüş olduğunuz bütün komut bloklarını yinele ve redstone gerekiyor olarak ayarlayacaksınız. İkinci komut bloğunun içerisinde ekranlarınıza görmüş olduğunuz bu kodlar yazıyor Arkadaşlar bu kodlarda yazabilirsiniz ikinci komut bloğunun içerisine ve kapatıyoruz 3. komut bloğunun içerisine bakıyoruz 3. komut bloğumuzun içerisinde de ekranlarınızda görmüş olduğunuz bu kodlar yazıyor Arkadaşlar 3. komut bloğumuzun içerisinde de bu şekilde kodlarla doldurmanız gerekiyor blok türünü yinele redstone gereksinimini redstone gerekiyor olarak ayarlayın ve geliyoruz dördüncü komut bloğunun içerisine ekranlarınızda görmüş olduğunuz bu kodlar yazıyor bu kodları Sizlerde uygularsanız muhtemelen sorunsuz çalışacaktır. Blok türünü yinele ve redstone gerekiyor olarak ayarlayın. Daha sonra hemen komut bloklarının önüne bu şekilde arkadaşlar redstone yineleyicileri yerleştiriyorsunuz ve buraya da ortaya da bir tane şalter koyuyorsunuz. Şalteri kapattığınızda sistem durur, şalteri açtığınızda sistem çalışır. Şimdi sistemin nasıl çalıştığını görelim arkadaşlar. Örneğin ben bir tane envanterimden şuradan zır standı almak istiyorum. Zır standını arkadaşlar şuraya spawn ediyorum. Bir dakika sistem kapalı. Sistemi açıyorum. Sistemi açtım. Görmüş olduğunuz gibi zırslandı. Enteresan bir biçimde buraya geldi. Şimdi şunu yerleştiriyorum. Hatta şu şekilde de yerleştirebilirim. Şöyle şöyle birkaç açıdan yerleştireyim şunları. Evet orada da açılar değişecektir muhtemelen. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu şekilde bir sistem kurabilirsiniz. Aa, bir saniye ben de <laughs> ben de ışınlandım. Bir saniye çıkalım. Evet arkadaşlar. Bakalım başka neler yapabileceğiz. Bunu da göreceğiz arkadaşlar. Bunu bu şekildeydi. Şunları kırayım abi. Bunları bunlara gerek kalmadı. İlla bunu zırh standını böyle bu şekilde yerleştirmenize gerek yok arkadaşlar. Atarak da gerçekleştirebilirsiniz. Elinizden attığınızda da bakın görüyorsunuz. Attığınızda bunları bu şekilde ne kadar atarsanız o kadar görmüş olduğunuz gibi kaydırak gibi kayıyorlar bunlar komut yani blokların üstünden öyle söyleyeyim komut bloğu demeyelim. Ve arkadaşlar bunu istediğimiz kadar uzatabilirsiniz. Yani nasıl? Şu şekilde uzatacaksınız arkadaşlar. Ok yönlerine çok dikkat edin. Ok yönleri nereye dönerseniz oraya doğru hareket ettirecektir. Hareketi sağlanacaktır. Mesela buraya kadar uzattınız hatta şöyle bir dakika şunu kıralım. Şöyle uzatmaya, gitmeye devam edelim. Şuraya gelsin. Şuradan şu şu şekilde bu şekilde. Hatta tekrar geri gelsin arkadaşlar geri başladığı yere dönsün sürekli böyle bir döngü yapabilir miyiz bunu da ilk defa deniyorum açıkçası bir deneyelim bakalım ne olacak bu döngüde devam edecekler mi bakalım sürekli bir döngü halinde olabilecekler mi Evet sürekli bir döngü halinde <laughs> güzel oldu arkadaşlar üstüne çıkarsanız Sizler de sürekli olarak kayarsınız onu söyleyeyim ve bu şekilde döngü sağlıyorsunuz döngüyü kırmak için burada arkadaşlar blo kırın Bakın döngü bitti. Bloklar kırıldı bu şekilde. işte ekranlarınızda görmüş olduğunuz gibi. Ve aynı zamanda şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bir tarla yapıyorsanız, farm yapıyorsanız farmlarınızda otomatik olarak büyüyen bitkilerin bu bloğun üstüne düşmesini sağlayabilirsiniz. Düştükten sonra otomatik olarak bitkiler kendileri hemen Huni'nin içerisine hatta oradan da chest'in içerisine gelebilirler. Huni alıyorum bir tane envanterimden bir tane de chest alıyorum. Nerede? Sandık alıyorum. Sandığı aldım. Mesela sandığı şuraya gömelim arkadaşlar. Şuraya kattım diyelim. Sandığı kattım. Sandığın üstüne de huniyi eğilerek katıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tam sandığın üstüne gelecek ve ve burada arkadaşlar şurada zırh askısını şuraya atıyorum. Bir tane attım. Bakalım chest'in içerisine. Şöyle bakalım. Şu anda chest'in içerisine düşecek arkadaşlar. Düştü. Chest'in içerisine düşüyor arkadaşlar. Bakın zırh standı gerçi bu bu şekilde düşmez ama olsun dur şunu kıralım. Şöyle atacağız arkadaşlar. Bir dakika olmadı. Tam atamadım. Şu şekilde atalım. Bir dakika. Tam oturtamıyorum. ha tamam şimdi oldu. Bakın arkadaşlar hepsi gelecek ve Huni'nin içerisinden chest'in içerisine düşecekler. Hatta daha mantıklı göstermek istersem arkadaşlar şöyle. Mesela envanterimden bir tane ne alayım ne alayım. Elmas mı alayım? Elmas alayım. Neredeydi elmaslarımız? Şurada arkadaşlar. Elmasları alıyorum. Atıyorum bunların üstüne. Görmüş olduğunuz gibi elmasların hepsi şimdi birazdan Huni'nin içine hatta oradan da chest'in içerisine yerleşecek arkadaşlar. Farmlarınızı, tarlalarınızı bu şekilde otomatik bir sisteme bağlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi elmaslarımız burada otomatik olarak chest'in içerisine yerleştirildi. Sizler de bu şekilde güzel bir sistem yapabilirsiniz arkadaşlar. Minecraft'ta komut bloğuyla. Tabii ki komut bloğunun içerisindeki yazıları yazamayanlar, kopyalayıp yapıştıramayanlar veya yanlış yapanlar için bu map'in indirme linkini açıklamalarda vereceğim. Sizler de açıklamalardan map'i indirerek kuracaksınız. Bu arada 1.2'de kurdum arkadaşlar. Yani map'i oluşturdum. Muhtemelen bir 1.2 kullanıcıları mapi çalıştıracaklar ama mapi çalıştıramayanlar üzülmesinler komut kodlarını açıklamalar kısmına yazacağım oradan kopyalayıp yapıştırıp Sizlerde uygulayabilirsiniz Umarım bu video hoşunuza gitmiştir video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın Daha fazlası için kanalıma abone olup büyümem de bana yardımcı olabilirsiniz Bir başka Minecraft videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın Bay bay